Hoş geldiniz. İmana Dair Sorular isimli programımıza hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Siz de saygıdeğer peder Zekeriya Butros, bu yeni bölüme hoş geldiniz. Sizleri görmekten mutluyuz. Bu zevk bana ait. Umarım iyisinizdir. Evet, Rabbe hamdolsun. Her zamanki gibi bize ulaşan izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Bugün sizlere bir iki mektup okumak istiyorum. İlki Filistinli bir Müslüman kardeşten gelmiş. Size, Peder Zekeriya Butros'a yollamış. Bu mektupta kardeşimiz size ve İmana Dair Sorular programındaki tüm çalışanlara diyor ki, Rabbe sizleri bereketlemesi için dua ediyorum. Sadakatiniz ve tüm mektuplara içtenlikle cevap verdiğiniz için teşekkür ederim. Ben programınızın sıkı bir izleyicisiyim. Her zaman izliyorum ve sizi destekliyorum. Bir süredir merak ediyorum. Hristiyan mı, Müslüman mı, Yahudi inancı mı? Hangisi doğru olan? Mesih gerçekten gelip çarmıhta öldü mü? Yoksa bu bir yalan mı? Sizin programınızı izledikten sonra bu sorularıma yanıtlar buldum. Benim asıl sorum şu. Kutsal kitabın Mısır'dan çıkış bölümünde şu yazılı. Kendine yukarıda gökyüzünde, aşağıda yeryüzünde ya da yer altındaki sularda yaşayan herhangi bir canlıya benzer put yapmayacaksın. Bu ayete göre İsa'nın ve Bakire Meryem'in ikonları ve resimleri de yasak mı? Lübnan'da 40'lı yıllarda ortaya çıkan Meryem'in görüntüleri yalan mı, doğru mu? İsa'nın insanlara görünmesi yalan mı, doğru mu? Çok güzel. Programlarımızdan faydalanan insanları görmek ve onların sorularımızdan tatmin olduğunu görmek beni çok mutlu ediyor. Soruya gelince, kendine herhangi bir canlıya benzer put yapmayacaksın. Aslında bu ayetin devamını da söylemek daha doğru olur. Devamı şöyle. Bakın, devamda şöyle yazıyor. Putların önünde eğilmeyecek ve onlara tapmayacaksın. Neden devamını da okuyorum? Yoksa bu şuna benzer. Bu Kur'an'da dua etmeyin diyen ayeti okuyan birinin gidip neden dua ediyoruz diye sormasına benzer. Halbuki Kur'an'daki ayetin tamamı şöyle. Sarhoşken dua etmeyin. Aynı şekilde kutsal kitaptaki ayetin öncesine ve sonrasına bakarsak diyor ki, kendine yukarıda gökyüzünde, aşağıda yeryüzünde ya da yer altındaki sularda yaşayan herhangi bir canlıya benzer put yapmayacaksın. Kendine herhangi bir canlıya benzer put yapmayacaksın. Bunu söyleyen aynı Tanrı şu emri vermiştir. Kapağın iki kenarına dövme altından birer keruv yap. Bu evet. Korunmanın bir sembolü olarak yapılmıştı. Bunu yapanlar keruv yani meleklere veya şekillerine tapınmıyorlardı. Evet. Tapınaklarında yaptılar. Bizler bu şekillere tapınmıyoruz. Evet, ben de Mesih'in ölümü ve çarmıha gerilmesi hakkında sormak istiyordum. En son sevgiden ve Mesih'in bizler günahkarken dahi bizlere duyduğu sevgiden ve bunun yüzünden kurban olmasından bahsettik. Evet. Hristiyanlık bakış açısına göre bu çarmıhtaki gerçeklik nedir? Önce tarihsel gerçeklere bakalım. Sonra İncil'e bakabiliriz. Tabii ki. Sadece bu Mesih'in çarmıha gerilme konusu bizim birkaç bölümümüzü kapsayacak bir konudur. Çarmıha gerilme aslında insanlığı aklamakla ilgilidir. İnsanları günahlarından özgür kılmak ve ölüm cezasından kurtarmak içindir. Çarmıh insanoğluna kurtuluş ve özgürlük getirmiştir. Ama aslında kardeşimiz başka bir soru daha sordu. Meryem'in veya İsa'nın insanlara görünmesi olayı. Doğru mu yanlış mı? Bence neden yanlış olsun ki? Tabii ki bunlar doğrudur. Tanrı istediği zaman insanlara görünür. Tanrı bir kişinin dikkatini ruhsal aleme çekmek istediğinde bunu kullanır. Bunu yaparak cennet ve dünya arasındaki bağın varlığını gösterir. Bunlar beklenen şeylerdir. Ama Paulus İncil'de bizi uyardı. Dedi ki şeytan bile ışık meleği olarak bizlere görünebilir. Evet tabii ki burada durmamız evet, lazım. Kişi bu görünüm kaynağından nasıl emin olur? Tabii ki bu konuda dikkatli olmalıyız. Gördüklerimizin kutsal kitabı uyup uymadığına bakmalıyız. Teşekkür ederiz. Bir başka mektup da İsveç'ten gelmiş. Bu da siz Peder Zekeriya Butros'a gönderilmiş. Diyor ki, ilk olarak sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
Gördüğüm üzere gerçekten size ulaşan mektupları okuyorsunuz ve bu da bana cesaret verdi. Aynı zamanda biz herkese bize yazması için daha da cesaret vermek istiyoruz. Sorularınıza elimizden geldiği kadar cevap vereceğiz. İnternetten veya buradan cevaplayacağız. Evet, devam ediyorum. Benim mektubumu okuyacağınıza eminim. Böylece sorularıma cevaplar alabileceğim. Sorularıma gelince ilk sorum şöyle. Neden İslam Muhammed'in okuma yazma bilmemesine bu kadar önem veriyor? Halbuki hemen herkes onun peder Marava İbni Nafal'ın öğrencisi olduğunu bilirken. Müslümanlar bu pederden hiçbir şekilde bahsetmek istemiyorlar. Kaçınıyorlar. Bunun sebebini bilmek istiyoruz. Bu benim ilk sorumdu. İkinci sorumsa Muhammed'in eşlerinin gerçek sayısı nedir? Neden sadece 4 tane eş almamış? Bunu kendini takip edenlere buyurmamış mıydı? Üçüncü sorum, Muhammed'in peygamberliği hakkındaki gerçekler nelerdir? Evet. Sizi dinliyoruz peder. Evet. Buyurun. Gördüğünüz gibi cevap vermemiz insanları yazıp sormaya teşvik ediyor. İşte diyalog kurmak tam anlamıyla budur. İlk sorunuza gelince Muhammed'in okuma yazma bilmemesi neden bu kadar önemlidir? Bu konudan daha önce bahsetmiştik. Muhammed bir ummi değildi. Yani okuma yazma bilmeyen değildi. Ummi değil, umamiydi. Umami ne demek? İslam alimlerine göre umami henüz Rab'den ilahi bir kitap almayan kişi veya toplumlar demektir. Yani Hristiyan ve Yahudiler dışında o dönemde yaşayan herkes demekti. İşte bu yüzden Kur'an diyor ki Muhammed ummi bir peygamberdi ve ummiyen bir topluma, yani henüz ilahi bir kitap almamış olan bir topluma gönderilmiştir. Ama Müslümanlar bu kelimenin gerçek anlamını kullanmak yerine okuma yazma bilmeyen demeyi seçiyorlar. Çünkü o zaman Kur'an'ın bir mucize olduğunu göstereceklerine inanıyorlar. Okuma yazma bilmeyen biri böylesine muhteşem sözlerle ortaya çıkıyor. İşin kısaca özeti işte budur. Muhammed'in eşlerine gelince aslında 4 eş sınırlaması onun için geçerli değildi. Aslında kendisinin dediği gibi peygamber olmanın ayrıcalıkları vardı. Bu ayrıcalıklardan biri 4'ten fazla eş almaktı. Aynı dönemde 9 eşi olduğu bir gerçektir. Ama ona ait olan tüm kadınların sayısı, eşler, cariyeler ve köle kadınlar dahil olmak üzere tam 66'dır. Bunlarla ilişki kurması serbestti. Ama karı koca ilişkisi dendiğinde 9 doğru sayıdır. Diğerleri köle kızlar, cariyeler, hizmetçilerdir. Muhammed ile ilgili 33. sure Ahzab suresinde şöyle der. Ey peygamber, biz sana mehirlerini verdiğin eşlerini, Allah'ın sana ganimet olarak verdiklerinden elinin altında bulunan kadınları, seninle beraber hicret eden amcanın kızlarını, halalarının kızlarını, dayının kızlarını, evet, ve teyzelerinin kızlarını, evet, sana helal kıldık. Ayrıca diğer müminlere değil de sana has olmak üzere mehirsiz olarak kendini peygambere bağışlayan, peygamberin de kendisini nikahlamak istediği herhangi bir mümin kadını da sana helal kıldık. Bu ayet orijinalde evlilik yerine başka bir kelime kullanıyor. Burada kullanmak istemiyorum. Buna göre peygamber olarak yasanın üstünde. Aslında 4 bile fazla. Hristiyanlık tek eşliliğe izin verir. Hiçbir zaman fazla kadına izin vermez. Tek eşlilik çok önemlidir. Evet. Saygıdeğer peder, Tevrat ne diyor? Gördüğümüz üzere Adem ve Havva yaratıldığında Tanrı bir Havva yarattı. Ne dersiniz? Neden Tanrı 4 Havva yaratmadı? Söyler misiniz bize? Bu bile tek başına tek eşliliğin, hı-hı, savunucusudur. Kardeşimizin son sorusu Muhammed hakkındaki, hı-hı, gerçekti. Evet. Bunu aslında ben izleyicilerimizin kendilerine bırakıyorum. Tüm bu tartışmalarımızdan sonra gerçeği kendisi bulabilecektir. Bu programda yargılama yapmıyoruz, saldırmıyoruz. Kendi fikrimizi gerçekmiş gibi göstermeye çalışmıyoruz. Herkesin kendi başına düşünmesini istiyoruz. Kur'an'dan ayetler okuyoruz, İslami geleneklere bakıyoruz ve soru soruyoruz. İzleyicilerimiz dinleyip, araştırıp, düşünüp, diledikleri sonuca varabilirler. Kimseyi bir fikre zorlamıyoruz. Biz sadece gerçekleri ispat ediyoruz. Kitaplardan. Teşekkür ederim. Bütün izleyicilerimizi bize yazmaya davet ediyoruz. Aynı zamanda İncil sahibi olmak istiyorsanız, size ücretsiz olarak göndermekten mutluluk duyacağız. Şimdi Doktor Muhammed İmara hakkında bir sorum var. Kendisinin uydudan yayınlanan bir programı var.
Doktor İmara, Kur'an'ın farklı kopyaları ve Kur'an'daki yabancı dilden gelen kelimeler hakkında konuştu. Siz de izlediniz mi peder? Peki bu görüşe siz ne diyorsunuz? Bize açıklama yapabilir misiniz bu konu hakkında? Sevgili dostum, iyi dinle. Hı hı. Tanrı'ya şükürler olsun ki 2 yıldan sonra birileri çıkıp nihayet bir takım cevaplar vermeye başladı. Bu bile başlı başına bir mucize. Evet, cevap vermeye başladılar. Bu çok iyi bir işaret. Şeyh Doktor İmara'ya verdiği cevaplar için çok teşekkür ediyorum. Umarım bu diğer İslam alimlerine cesaret verir. Böylece onlar da cevap vermeye başlar. Doktor İmara'nın cevaplarından anladığım kadarıyla kendisi diyor ki, hayır, Kur'an'ın kopyalarının çeşitliliği gibi bir şey söz konusu değildir. Kur'an'ı kaleme alan her kişi yazdığı Kur'an'ın çerçevesi içinde kendi görüşlerini de yazmışlardır. Sonuçta bunun karışıklığa ve yanlış anlaşılmaya neden olacağını görmüşlerdir. Ama birinin kendi görüşünü eklemesi nasıl bir yanlış anlaşılmaya sebep verebilir ki? Bu açıklamasını destekleyen referans ve ispatlar nerede peki? Bize demeliydi ki, bu ve şu referanslara göre Kur'an'ın kopyalarının çeşitliliği açıklanabilir. İşte referanslarım bunlardır. Biz burada bir doktordan bahsediyoruz. Doktorası var, bir araştırmacı olmalı. Hangi bilim adamı referans göstermeden, ispat sunmadan bir yorum yapabilir ki? Haklısınız. Demek istediğiniz, referanslar belirtilmeliydi ama cevabı için siz ne diyorsunuz, söyler misiniz? Çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Konu Doktor İmara'nın açıkladığı gibi basit bir mesele değildir. O kadar basit olsaydı soru sormamıza bile gerek olmazdı. Ama yaptığı açıklama Osman İbni Affan, peki neden Kur'an'ın diğer kopyalarını yaktırdı? Neden sadece kendi beğendiğini korudu? Eğer Kur'anlar arasındaki farklar sadece basit yorum farkı olsaydı, bunları yaktırmanın sebebi ve gereği olmazdı. Bu birincisi. Kopyaların tümü birbirine tıpatıp benzerdi. Ama Osman hepsini yaktırdı. İkincisine gelince, bu söylediği El Masaif kitabının yazarı El Sijistani tarafından bilinmez miydi? Kitabının 5. sayfasından 50. sayfasına kadar tüm diğer Kur'an kopyalarını listelemiş. Yazdığına göre birbirinden farklı tam 31 adet Kur'an varmış. Hatta aralarındaki farkları bile yazmış. Sadece El Sijistani değil, İbni El Nadim de biyografisinde tüm bu değişik Kur'anları sıralamış. Dahası İslami Ansiklopedide 26. cilt sayfa 8175'te bu birbirinden değişik Kur'anların bahsinin geçtiği uzun bir bölüm var. Sayfa 8175 ve 8176'da birbirlerinden değişik Kur'anlardan bahsediyor. Tüm bir bölüm bu değişik Kur'anlara ayrılmış. Sayfa 8175 ve 8176. Bunu okumalarını istiyorum. Hepsi değişik Kur'anlara ayrılmış. Hı hı. Söylemleri evet. Birbirinden farklı. Kelimeleri birbirinden farklı, ayetler evet. Farklı, hı hı. Ayet numaraları farklı. Hı hı. Bilirsin İbn el-Nadim değişik olan Kur'an'ları şöyle şöyle değişik diye sıralamış. Demek istediğim kopyalar. Öyleyse söylediği kadar basit olamaz. Küçük yorum farklılıkları diyerek insanları aptal yerine mi koymaya çalışıyor? Her neyse. Peki referansları nerede? İnsanlar artık araştırıyor, çalışıyor ve bakıyorlar değil mi? İşte kanıt burada. Neyse biz zaten değişik Kur'an kopyalarının konusunu daha önce işlemiştik. Birbirlerinden farkları neler? 2 bölümde hem de imana dair sorular programının 29. ve 43. bölümlerinde. Böylece şunu demek istiyorum. İslam alimleri referans göstererek cevap vermeliler ve mantıklı tartışmalar yapmalılar. İspatlarını ve gerçeklerini sunmalılar. Aksi halde 21. yüzyıl insanının zekasını küçük görüyor olacaklar. Onlar zeka olarak hepsinden daha üstün. Dinlediklerini ümit ediyorum. Böylece yapıcı bir diyalog kurabiliriz onlarla. Ümit edelim. Bir başka gerçek hı-hı. daha var. Böyle baştan savma cevaplarla asla sonuç üretemiyorlar. Doktor İmara'nın cevabını duyan biri nasıl yani diyecektir. Bu şekilde aslında arzu ettiği tepkinin tersini yaratacaktır. Evet. Teşekkürler. İzin verirseniz konumuza dönebilir miyiz acaba peder?
Kur'an'daki yabancı evet. kelimeler konusuna. Tamam. İzin verirseniz yeni bir sorumuz var. Ben bir Müslümanım. Yakın zamanda İmana Dair Sorular isimli programınızı gördüm ve o andan itibaren seyretmeye başladım. Ama gördüğüm kadarıyla tüm bölümlerinizde İslam'a saldırıyorsunuz ve kendi dininizden bahsetmiyorsunuz. Biz sizin üç tanrıya taptığınızı biliyoruz ve Kur'an diyor ki Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kafir oldu. Halbuki bir tek ilahtan başka hiçbir ilah yoktur. Maide suresi 73. ayet. Peki öyleyse buna nasıl cevap vereceksiniz peder? Bize açıklama yapabilir misiniz bu konuda? Tabii ki bize yazan ve soru soran evet. herkese teşekkür ediyoruz. Çünkü insanların birbirlerine sorular sorup cevaplar aradığını görmek istiyoruz. Sorun ve öğrenin evet. çünkü bizler akıllı varlıklarız. Birincisi biz İslam'a saldırmıyoruz. Bunu milyonuncu kez dile getiriyorum. Biz herhangi bir dine saldırmıyoruz. Sadece gerçeği öğrenmek istiyoruz. Sorular soruyoruz, cevap istiyoruz. Alimlerin cevaplayacağını ümit ediyoruz. Saldırmıyoruz. İkincisine gelince biz üç tanrıya tapmıyoruz. Biz cenneti ve dünyayı dolduran tek tanrıya inanıyoruz. Öyle bir dolduruyor ki başka bir tanrıya yer kalmıyor. Soru soran arkadaşa ve tüm izleyicilerimize diyorum ki bu Kur'an suresinde bahsi geçen üç tanrıya tapınan kişiler bizler değiliz. Hayır, asla bizden bahsetmiyor. Bizler üç tanrıya tapmıyoruz. Bu konuyla ilgili Kur'an'dan bir Tabii ispatınız ki, bir var mı? Tabii ki bir ispatım var. Kur'an'ın sözlerine dikkat edelim. Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kafir oldu. Üç tanrıya tapanlar. Diyor Hı-hı. ki Allah üçün üçüncüsüdür Hı-hı. diyenler kafir oldu. Üç tanrıya tapınanlar kafir olmuşlar. Tamam. Maide suresi 73. ayeti tekrarlıyorum. Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kafir oldu. Ali İmran suresi 55. ayetine bakalım şimdi. Hani Allah şöyle buyurmuştu. Ey İsa, şüphesiz senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni inkar edenlerden kurtararak temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstünde tutacağım. Buna bakarsak İsa'yı takip edenler küfre sapanların üstünde tutulacaklar. Demek ki Kur'an ve Allah gözünde hiçbir zaman kafir değillerdir. Burada ölümden bahsediliyor. İşte bu da başka bir konu ve evet. konuyu dağıtmak istemiyorum. Evet, tabii. Demek ki Kur'an diyor ki Allah üçün üçüncüsüdür diyenler Hı-hı. kafir oldu. Ama İsa'yı evet, takip edenler kafir değiller. Hı-hı. Üç tanrıdan evet. bahsederken bizleri kastetmiyor. Biz üç tanrıya tapmıyoruz. Eğer bizler üç tanrıya tapsaydık evet. Kur'an bundan bahsederdi ve bizi kafir ilan ederdi. Ama Kur'an İsa'yı takip edenlerin kafir olmadıklarını söylüyor. İşte bu yüzden o bahsi geçen üç tanrıya tapanlar bizler değiliz. Bizler kafir değiliz. Bu harika ve çok güçlü bir ispat oldu. Bunu destekleyen başka deliller de mevcut mu? Evet, tabii ki. Eğer Maide suresine bakarsanız ayet 82 diyor ki, İman edenlere düşmanlık etmede insanların en şiddetlisinin kesinlikle Yahudiler ile Allah'a ortak koşanlar Hı-hı. olduğunu görürsün. Peki bu ortak koşanlar Hristiyanlar mı? Hayır, değil. Peki neden? Çünkü ayet şöyle devam ediyor. Yine onların iman edenlere sevgi bakımından en yakın olanı da biz Hristiyanlarız diyenler olduğunu mutlaka görürsün. Demek ki en düşman Yahudiler ve ortak koşanlar ve en sevgi dolu olanlar da Hristiyanlar. Demek ki ortak koşanlar Hristiyanlar değil. İşte bu çok önemli. Ne ortak koşanlar ne de Peki, kafirler. Peki bu kimin şahitliğidir? Kur'an evet. bize şahittir. Evet. Evet. Bu çok ilginç. Ama neden Müslümanlar arasında genel görüş Hristiyanların ortak koşan kafir olduğu yönünde? Bu çok iyi bir soru. Aslında Kur'an tam tersini hı-hı, söylüyor. Hı-hı. Neden evet, peki öyle. Müslümanların çoğu Hristiyanları evet. kafir görüyor? Hı-hı. Bu çok önemli bir soru. Nedenini biliyor musun peki? İlk nedeni cehalettir. Kendi hı-hı. Kur'anlarını iyi bilseler böyle şeyler hı-hı. söylemezlerdi. Çünkü kendi Kur'anları Hristiyanlar için ne ortak koşanlar ne de kafirlerdir diyor. Evet. İşte bu çok önemli. Ama Kur'an'ı iyi bilmemeleri bunun nedeninin sadece bir sebebi.
Bir diğeri ise Müslüman alimler insanları yanlış bilgilerle yönlendirip Hristiyanların kafir olduğunu söylüyorlar. Camilerde, toplantılarda Hristiyanlar kafirdir diyorlar. Hı hı. İnsanlar da duyduklarına inanıyorlar. Medyanın kendisi Hristiyanlar kafirdir diyor. Ama neden Hristiyanlar kafirdir diyorlar? Kur'an tam aksini diyor. Kafir değiller diyor. Bu nasıl mümkün peki? Neden peki Hristiyanlar kafirdir deyip onları Hristiyanları katletmeye çağırıyorlar? Evet, neden çok Hristiyanlar açık. Kafirdir diyorlar? Neden terörü destekliyorlar? Evet. Dikkat et. İnsanların tavırları değişmeli. Eski günlerde insanlar diledikleri gibi konuşurlardı. Bu anarşiydi. Ama şimdi terör karşıtı hareket var. Peki öyleyse Müslüman alimler ve vaizler Hristiyanlar kafirdir dediklerinde gidip onları öldürün demiş oluyorlar. Teröre cesaret veriyorlar. Dikkat ediyor musun? Buna çok dikkat etmeliler. Buna destek vermemeliler. Çünkü bizler kafir değiliz. Bunu Kur'an söylüyor. Evet, biz söylemiyoruz. Kitaplar söylüyor. Çok teşekkür ederim. İncil'den bahsetmeniz için size bir fırsat vermek istiyoruz. Üçlü birlik konusunda belki burada bir yanlış anlaşılma vardır. Hristiyanlar üçlü birliğe inanırlar, bunu biliyoruz. Ama kafir ve ortak koşanlarla karıştırılmamalılar. Ve kutsal kitap bizlere üçlü birlikten bahsediyor. Bu Hristiyan öğretişini bize açıklar mısınız? En önemli noktaya geldik. Evet. Bizim üçlü birlik öğretişimiz üç tanrıdan bahsetmez. Kesinlikle üç tanrı demek değildir. Biz tek tanrıya inanırız. Tek bir tanrının üç ayrı özelliğinden bahsederiz. Tanrının farklı özellikleri vardır. Tevhid ve kelamın İslam alimleriyle bu konuyu açık olarak paylaşırız. Bu alimler Tanrı'nın farklı özelliklerinin varlığında hemfikirler. Can özelliği, bilgi veya mantık özelliği. Tanrı vardır, canlıdır ve bir sebebi vardır. Aksi durumda evreni nasıl yaratabilirdi? Şimdi kendi varoluş özelliğine bizler babalık deriz. Baba, var olmanın kaynağıdır. Ve can, yaşam özelliğine biz ruh deriz. Evet, böyle deriz değil mi? Ruh ve sebep, mantık özelliğine de söz deriz. O Tanrı'nın sözüdür. Evet. Tanrı'nın sözü. Bu çok iyi bir açıklama. Tanrı var olmalı, sebebi olmalı ve yaşamalı. Bu özellikler üçlü birlikteki özelliklerde mevcut mudur acaba? İlahi özellikler babanın özellikleridir. Tanrı var olmalı, yaşamalı ve bir sebebi olmalı. İşte bu yüzden tüm yarattıklarına zeka bahşetmiştir. Biz aynı şeylere farklı isimler veririz. Mesela baba Tanrı var olmanın kaynağıdır. Ruhuyla yaşar ve sebebi sözüdür. Kendisinin bir parçasıdır. Ve biz ona oğul deriz. Aynı şekilde tıpkı senin demiş olduğun gibi. Bunlar benzer. Ama aynı değillerdir. Mesih Tanrı'nın sözüdür veya Tanrı'nın sebebidir veya Tanrı'nın konuşan mantığıdır. Bu konsept aynı şekilde Kur'an'da da mevcuttur. İsa Mesih, Meryem'in oğlu, Tanrı'nın elçisi ve onun sözü. Tanrı Meryem'in rahmine koydu ve bir ruh ona indi. Evet. Bu çok mantıklı ve akla çok yatkın. Aynı zamanda basit bir açıklama. Ve evet, tabii ki. Daha basiti olamaz. Sana bir şey söylemek istiyorum. Her birimiz bir kişiyiz ama bir amacımız var. Bir ruhumuz var. Ve bir canımız var. Aynı şekilde Tanrı'nın sebepleri var. Yaşar ve var olur. Ve bunların yanında tek Tanrı'dır. Kur'an da buna tanıklık eder. Kur'an'ın kendisi buna tanıklık eder. Bir yerde Kur'an der ki biz tek Tanrı'ya inanırız ve bu tek Tanrı'dan bahseder. Bizim kitabımızda da aynı şeyi yazar. Dinleyin İsrail, Rabbimiz tek Tanrı'dır der. Mesih de bunu demiştir. Kutsal kitapta yasanın tekrarı bölümünde İbranice Şehame Yisrael, Yahve Elhanu, Yahve Ekhat yazar. Yani dinle İsrail, Rabbimiz tek Tanrı'dır yazmaktadır. Kur'an bu ekhat sözünü aynen kullanarak der ki Allah tektir deyin. Şimdi anladın mı?
Birçok yorumcu bu ekhat kelimesi için farklı bir şey söyleyecektir. Ama anlamı Allah tektir, başka bir şey değil. Duyduğuma göre Kur'an'daki başka ayetlerde Hristiyanların tek Tanrı'ya inandığına tanıklık ediyormuş. Kesinlikle. Ankebut evet. Suresi 46. ayette der ki, kitap ehliyle ancak en güzel bir yolla mücadele edin. Ve şöyle deyin, biz bize indirilene de size indirilene de inandık. Bizim ilahımız ve sizin ilahınız birdir. Çok teşekkür ederiz. Bugünkü programımızı kapatmak istiyorum. Tıpkı geçen seferki gibi bizimle Mesih'in sevgisinden paylaşıp İncil'den bir bölümle kapatır mısınız Peder Butros? Sizden dinleyelim. Lütfen. Amin. Bugün dağdaki vaaz bölümünün ilk cümlesiyle başlamak istiyorum. Bu bölüm dağdaki vaaz olarak anılır. Mesih der ki, ne mutlu ruhtan yoksul olanlara, göklerin egemenliği onlarındır. Ruhta yoksul olmak ne demektir? Dünya güce tapar ama buradaki fakirler yüceltiliyor. Ne mutlu olmak ne demektir? Ne mutlu olmak ne kadar şanslı, ne kadar neşeli demektir. Fakir olanlar ne mutludur? Ezilenler, dünya mutluluğu sadece güçlüye bahşeder. Etkisi olana, gururlu olana. Ama işte bu noktada Hristiyanlık farklıdır. Güçlü ve gururlu birinin Tanrı'ya ihtiyacı olmaz. Ama zayıf olduğunu bilen biri, yani ruhta fakir olan, Tanrı'ya ihtiyaç duyar ve onu arar. Tanrı'yı arayıp dua eder. Rab benimle ol, sana ihtiyacım var. Rab ben zayıfım ve güçsüzüm. Rab ama sen benim gücümsün, ben seninle güçlüyüm der. Gururlu bir adam Tanrı'ya ihtiyaç duymaz. Tanrı'dan ayrılmıştır. Der ki, Tanrı'ya ihtiyacım yok, ben her şeyi kendim yaparım. Parasıyla gurur duyar, pozisyonuyla, gücüyle gurur duyar, her şeyiyle. Boyun eğmez, ben her şeyi kendim yaparım der. Parasıyla, gururuyla, pozisyonuyla, gücüyle gurur duyar. Her şeyiyle, boyun eğmez. Bu yüzden Tanrı'dan uzaktır. Ama Mesih diyor ki, Mesih Tanrı'ya yakın olanlara teşekkür ne mutlu ederiz. Diyor. Sayın izleyiciler, size de teşekkür ediyoruz. Lütfen bize yazın. Peder Zekeriya Butros'un şahsına yazın. Her birinize şahsen cevap verecektir. Ulaşım bilgilerimizi ekrandan alabilirsiniz. Rab hepinizi bereketlesin ve size gerçek mutluluk bahşetsin. Hepiniz mutlu olun. Hepinize teşekkür ediyorum. Bizimle beraber olduğunuz için. Sağ olun. Amin. Rabbim teşekkür duy ederiz. Ve cevapla görüşmek lütfen. Üzere. Amin. Amin.